ZES, E-Rota programını sunar. E-Rota programından herkese iyi hafta sonları. Bugün de yanımda çok önemli bir konuğum var. Kendisi Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Ak. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii konu elektrikli otomobil olunca aslında bu dönemde konuşacak çok fazla konu var. Bakalım süre yetecek mi? İsterseniz dünyadaki gelişmelerle başlayalım. Şu an itibariyle dünyada bu konuda neler oluyor? Evet, şimdi elektrikli araç aslında ülkelerin stratejik olarak baktığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı yenilenebilir enerjide olduğu gibi. Neden? Çünkü Türkiye, Çin, Avrupa gibi ülkelerin petrolü yok. Petrolü olmadığı için de doğal olarak bir cari açık verme yoluna gidiyorlar bu anlamda. Sonuçta bunu önlemek için, minimize etmek için de elektrikli arabaya bir geçiş hem birinci olarak belki çevresel faktörlerden olabilir ama şu an daha önemlisi stratejik olarak geçme hedefleri var. Mesela Çin. Yani bu pandemi döneminde inanılmaz bir şekilde kapandılar biliyorsunuz. Hiç dışarı çıkmadılar. Ama fabrika kurmaktan geri kalmamışlar. Şu gün onlarca, yüzlerce çeşit Çin'de elektrikli otomobil modeli bulabiliyorsunuz. Hepsi de çok güzel. Neredeyse Alman kalitesinde, Alman arabalarının kalitesinde üretiliyorlar. Ve bu sene Çin'de üretilecek her iki arabadan bir tanesi elektrikli olacak. Satılan arabalardan da her iki taneden bir tanesi elektrikli olacak. Bu çok önemli bir ilerleme. Biz normalde 2030 yılına geldiğimizde işte pazarın yarısı elektrikli olur, satılan araçların yarısı elektrikli olur derken Çin bunu bugünden yapmış durumda. 2024 yılında gerçekleşmiş durumda. Yani bir başka açıyla baktığınız zaman 2030'a geldiğimizde artık Çin'in bütün araçlarını elektrikli yapmamasının önünde bir engel kalmamış durumda. Aynı durum Türkiye için de geçerli ve Avrupa için de geçerli. Türkiye çok önemli bir atılım yaptı. TOGG'u üretti. TOGG'u üreterek bu süreci hızlandırmış oldu. Ne kadar hızlı bir şekilde TOGG yeni modeller, daha ucuz araçlar portföyüne katarsa Türkiye'deki bu elektriklenme olayı da daha hızlı gerçekleşecek diye düşünüyorum. Tabii biliyorsunuz Çinli araçlar piyasayı bozduğu için birazcık onlara karşı bir vergi var. Ama Kore'den gelen, Avrupa'dan gelen araçlarda herhangi bir vergi bulunmuyor. O yüzden o araçların özellikle bu yıl içerisinde artarak geleceğini öngörüyoruz. İşte hani marka da vermek istemiyorum ama biliyorsunuz birçok Avrupalı araç üreticisi de şu an elektrikli araç modellerini arttırıyorlar. Tabii insanların hep kafasındaki soru işareti bu araçlar verimli mi olacak, mesafe range yani işte ne kadar gidecek, yolda kalır mıyım korkuları var. Burada da aslında teknoloji çok hızlı ilerliyor yani gördüğümüz zaman. 2020 yılında üretilen elektrikli araçların aynısı bugün upgrade ediliyor. Daha iyi bir versiyonu ortaya geliyor. Birebir araba dışarıdan aynı gözüküyor ama alabildiği mesafe aşağı yukarı %30 ile 40 arasında artmış durumda. Bu süreç önümüzdeki 10 yılda da devam edecek ve her geçen 3 ila 5 yıl içerisinde arabaların menzilleri %20-30 artacak. Şimdi menzil demişken herkesin merak ettiği konuların başında özellikle bu araçlarda menzil kışın azalıyor, yazın uzuyor. Yani bu araçlar için bu araçları satın almak için bir bariyer midir sizce bu? Evet, şimdi tabii insanların sürekli bir hesap yapması gerekliliği karşına çıkıyor. Yazın araba 500 km gidiyor, kışın 400'e düşüyor, 350'ye düşüyor. Neden? Havaların inanılmaz derece soğuması durumunda hem pilin işte sağlığı açısından hem de içerideki ısıtma sistemlerinin daha aktif bir şekilde kullanılmasından dolayı mesafeler kısalabiliyor. Ama otomobil üreticilerinin bu konuya da ciddi anlamda kafa yorduğunu bilmeniz lazım. Eskiden bu kısım mesela %30 civarında bir menzil kaybı varken bugün bu rakam %15'lere inmiş durumda. Yani orada da bir geliştirme çalışmaları devam ediyor. Böylece yazılımsal faktörleri daha ön plana getirerek arabanın
ısı yönetimini optimize ediyorlar ve bu sayede yaz-kış arasındaki farklılıkları da minimize etme yolunda ciddi anlamda Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Burada en ön plana çıkan araç aslında Tesla. Kış aylarında ciddi anlamda kaybı daha az diğer üreticilere göre. Ama ileriki dönemde hem pillerin büyümesiyle hem de buradaki yönetimin daha iyi yapılmasıyla ben bu farkın artık %5'ler civarında, yani göz ardı edilebilir noktaya geleceğine inanıyorum. Şimdi üreticiler bir taraftan da araçların ağırlıklarını düşürmek için uğraşıyorlar değil mi Sinan Bey? Tabii. Şimdi normalde 1.6 motorlu standart bir sedan, C segmenti bir araç, yani 1300-1400 kilolar civarındadır. Bunlar ise ilk bak çıktığında elektrikli araçlar 2200-2300 kilolardaydı. Şimdi günümüzde bu rakam 1800 ile 2000 kilolar arasına inmiş durumda. Yani orada bir aynı pil büyüklüğüyle, aynı araba, aynı özelliklerle bir %20 civarında arabalar hafiflemiş durumda. Benim tahminim, yani önümüzdeki maksimum 3 yıl içerisinde 1500'lü seviyelere kadar gerileyeceğini öngörüyorum. Bu da tabii ne getiriyor beraberinde? Hem daha fazla, daha büyük bir pili içeriye koyma, daha hacimli bir pili içeriye koyma imkanı sağlıyor. Hem de menzilin bir o kadar daha artmasına yardımcı oluyor. Çünkü arabalar zaten aerodinamide gelebilecekleri noktanın en uç noktasına gelmiş durumdalar. Yani bütün mühendislik harikalarını kullanarak işte 0.20, 0.21, 22, 23 civarında böyle bir rüzgar katsayısıyla bu işi götürüyorlar. Artık onun altına inmek çok artık uçak teknolojisine girmek oluyor. Bundan sonra yapılacak şey hafifleme. Yani araçları hafifletebilme. Hem hafiflediği zaman iki şey daha önümüze çıkıyor. Bir, daha az malzeme kullanıldığı için üretim maliyeti de düşüyor arabanın. Evet. Yani öyle bir faktörü de oluyor. Diğer taraftan da menzil artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki bataryaların hafifletilmesi konusunda şu anki teknolojiyi nasıl buluyorsunuz? Burada aslında solid state dediğimiz yeni bir teknoloji var. Özellikle Japonların sürüklediği bir teknoloji. Bu teknoloji gelirse hem araçlar çok hafifleyecek hem de menzil 1200 kilometreler civarına çıkacak gibi öngörülüyor. Şu an Çin'de hali hazırda 800 ila 1000 kilometre menzilli araçlar bulunuyor. Yani Avrupa'da şu an 700 kilometreler civarındalar aynı büyüklükteki araçlarda. Çin'de ise 800 ile 1000 kilometreler var. Nasıl bir teknoloji o? İşte daha yoğun, enerji yoğun. Daha çok CATL ve BYD dediğimiz şirketlerin ürettiği pillerin kullanıldığı araçlardan bahsediyoruz. Şimdi tabii dünyada 100 birim pil üretiliyorsa bunun 50 birimini CATL üretiyor. Yani tek bir şirket üretiyor. Geri kalan %30'unu BYD üretiyor. %20'ye ise bütün geri kalan oyuncular kalmış durumda. Yani bu iki şirket, yani BYD ve CATL inanılmaz şekilde domine etmiş durumdalar. Bilmiyorum görmüşsünüzdür, bir takım Elon Musk'ın da açıklamaları başladı. Bunlar böyle giderse bütün her şeyi kaplayacaklar dedikleri şey bu aslında. Yavaş yavaş Tesla da mesela kendi ürettiği Panasonic bazı pillerden çıkarak BYD'nin ürettiği Blade tarzı dedikleri böyle pillere geçiyor. Yani orada öyle bir yarış var. Ama Japonlar tamamen başka bir teknolojiyle burada karşımıza çıkacağını ümit ediyorlar. Yani 2026 ve sonrasında. Peki Avrupa'da durum nasıl? Şimdi Avrupa'da tabii otomobil üreticileri birazcık tabii şey durumdalar. Yani sıkıntılı durumdalar. Yani özellikle bu Çinlilerin tsunami şeklinde Avrupa'ya çıkartma yapmaları, elektrikli araçlarını getirmesiyle tabii birazcık düşünceliler. Diğer taraftan tabii Alman üreticiler Çin'de çok araç satıyorlar. Oradaki satışları konusunda da onlar birazcık düşünceli. Acaba biz satmaya devam edebilecek miyiz? Yoksa bizi oradan elimine edecekler mi? Korkusu aslında ciddi anlamda Almanları da sarmış durumda. Tabii bu şimdi Amerika'ya baktığımız zaman Amerika çok net bu konuda. Dedi ki ben Çinli pil istemiyorum, Çinli araba istemiyorum. Çin'den ben araba almayacağım. Bütün kapıları kapattı. Aynı şeyi belki Avrupalıların da yapması gerekiyor ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Ortak karar almaları gerekiyor. Tabii araba üreten ülkeler diyorlar ki kapatalım. Yani Çin'den araba gelmesin. Evet. Ama Macaristan'dır, ne bileyim Romanya'dır,
İşte yani işte ona benzer ülkelerde araba üretilmiyor. Adamlar da ucuza araba kullanmak istiyorlar. Doğal olarak ben niye Almanya'dan pahalıya araba alayım diye bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir tartışma konusu var ciddi anlamda. Fransızlar hemen kapatılmasını istiyor. Yani direkt yani İtalyanlar, Fransızlar hemen biz bu işi kapatalım yoksa sektör elden gidecek diye bakıyorlar. Zaten Fransızların şeyine baktığınız zaman çok ciddi anlamda da ülke kaybına uğradılar. Yani özellikle bu Rusya ve CIS ülkeleri bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra maalesef oradan fabrikalarını bırakarak, taşıyarak da değil, bırakarak çıkmak zorunda kaldılar. O fabrikalarda şimdi Ruslar başka arabalar üretiyorlar gibi. Sonuçta hem öyle bir pazar kayıpları var Avrupalıların. Oraya da Çinler saldırmış durumda. Rusya'ya giderseniz her yerde Çinli elektrikli araba görürsünüz. Yani çok ilginç. Yani bir sene, iki senede de oradaki değişime inanamazsınız. Yani ben iki sene önce gittim. Geçenlerde bir daha gittim. Yani iş tamamen başka bir noktaya gitmiş. O yüzden Avrupalılar biraz sıkıntıda ama bence en doğrusu onların da kapıları kapatıp bir şekilde rekabeti içeride kendi aralarında yapması diye düşünüyorum. Aksi takdirde Çin'den eğer araba alırlarsa bu işle rekabet etmeleri yani dünyada kimsenin rekabet etmesi mümkün değil. Yani şöyle diyelim herkesin bildiği bir araba olsun Passat. Şimdi Passat'ın bir Volkswagen ID.7 diye modeli çıkıyor. Çıktı en son dönemde. Benzer araçlar. Menzili çok güzel arabanın ama fiyatı yüksek. Yani fiyatı Çinlilere göre yüksek. Yani onlar 50-60 bine satmaya çalışırken Euro bazlı söylüyorum Avrupa fiyatı. Çinliler aynı arabayı Çin'de 20-30 bin dolarlara benzer BYD Han diye bir araba var. Çok benzer özelliklerde arabayı çok daha yarı fiyatına neredeyse üretebiliyorlar. Yani böyle acayip farklar var yani. Diğer taraftan Tesla da tabii ciddi teknolojik gelişmeler yapıyor ve fiyatta bir baskı yaratıyor. Yani böyle fiyatları düşürme yönünde ilerliyor. Yani ciddi bir rekabet var. Yani bu rekabeti girelim mi yoksa birazcık kapatalım, bir kendimizi toparlayalım ondan sonra bakalım kısmı artık gündemde. Yani eskiden tabii Avrupalılar Amerikalılar çok korkmuyordu. Yani Çin'e araba götürüp fabrika kurdular. İşte orada arabayı, pazarı domine ettiler çok uzun yıllar ama şu an o arkadaşlar öğrendi Çinliler ve dünyada en çok araba ihraç eden ülke konumuna geçtiler geçen ay. Yani Japonları geçtiler. Japonlardan daha fazla araba ihraç ediyorlar şu an. Ve yani tsunami gibi geliyorlar. Yani elektrikli otomobil savaşları var diyebilir miyiz şu anda dünyada? Sadece elektrikli değil bence benzinli de Çinliler artık piyasalarda hareketliler yani. Sadece elektrikli demek çok doğru olmaz. Her anlamda Çin inanılmaz bir kapasiteleri var. Yani her şeyi içeride üretiyorlar ve çok optimize etmişler. Yani üretim teknolojileri çok farklı noktaya gitmiş onların. Peki Avrupa'daki üreticiler sizce onları yakalayabilirler mi? Teknoloji olarak bir sorun yok ama işte maden maliyetleri kontrol etme. Yani şimdi mesela Avrupa'da karbon vergisi geliyor vesaire gibi konular var. Yani Avrupa'da üretim yapmakla Çin'de üretim yapmak maalesef aynı olması mümkün değil yani. Aynı makinaları kullansanız bile daha ucuz. Neden? Çünkü ham maddeleri daha ucuza getiriyorlar. Doğal olarak yani benim öngörüm böyle bir pazarda bir kapanış, yani globalleşmeden birazcık daha bölgesel rekabete doğru yönlenme olacak diye düşünüyorum. Zaten Amerika, ben üreteceğim artık, eskisi gibi değilim. Ben eskiden yani bütün üretimimi kapattım, Çin'e verdim, Avrupa'ya verdim diyordu. Şimdi ise ben her şeyi içeride üreteceğim. Ne üretirsem ben sana teşvik vereceğim. Hepsi yeşil olsun, yenilenebilir olsun. Ondan sonra ve bunun içinde eşi benzeri görülmemiş bir teşvik programı yayınladılar geçen sene. Bütün yatırımcıları ülkeye davet ediyorlar. Yani şu an Avrupa'daki hatta Çin'deki birçok CEO Amerika'da ben nereye fabrika kurarım diye veya kurmaya başladılarsa kurulumlar nasıl gidiyor diye bakıyorlar yani. Şu an Avrupa'da, ama pardon Amerika'da inanılmaz bir fabrika kuruluyor. Şimdi bunun tüketici tarafına da bakacak olursak özellikle Avrupa'da
teşvikler şu an itibariyle nerelere geldi? Çünkü bazı ülkelerin bazı teşvikleri kaldırdığını da duyuyoruz. Ama bazı ülkelerin de yeni teşvikler getirdiğini duyuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Şimdi tabii arabaların satışının hızlanıp yavaşlaması, şarj istasyonlarının, kurulumların hızlanıp yavaşlamasına göre teşvikler de bir gözüküyor, bir kayboluyorlar. Şimdi özellikle Güney Avrupa ülkelerinde elektrikli araç satışları biraz yavaş gitti. Onun en önemli sebebi teşvik olmaması. Biliyorsunuz bu araçlar normal içten yanmalılara göre daha pahalı. Tabii geçtiğimiz 2 yıllık süreçte bir de araba darboğazı vardı. Araba darboğazı olduğu için bir anda teşvikleri herkes uymaya başladı. Bütün ülkeler yavaş yavaş ya olsa da olur, nasıl olsa arabalar evet. satılıyor vesaire modundaydılar. Ama şu an iş birazcık değişti. Yani fazla stok var araçlarda. İstediğiniz zaman istediğiniz modeli 3 aşağı 5 yukarı bulabiliyorsunuz. Doğal olarak benzinliden elektrikliye geçmenin için ne yapmak lazım? Birisini yani elektrikliyi biraz ucuzlatmak lazım. Bu sebeple özellikle Güney Avrupa ülkelerinin hepsinde 7-8 bin euroya kadar bir teşvik paketi ortaya geldi. Yani elektrikli arabanın fiyatı eğer 42 bin euronun altındaysa, KDV dahil fiyatından bahsediyorum, oraya 7-8 bin, ülkesine göre değişiyor, teşvik var. Yani cebinize devlet sizin 7 bin euroyu veriyor. Ne oluyor? 42-7, 35'e bu da arabayı almış oluyorsunuz. Tüketici açısından aslında çok cazip. Tabii. Benzer arabalar, içten yanmalı arabalar 35-40 bin bandında. Yani öyle baktığınız zaman işte Tesla'nın Model 3'ü, BMW 3 kasa falan birazcık hani karşılaştırdığınız zaman veya Audi A4 ne diyeyim yani o tarz arabalara göre daha ucuzlamış hale geliyor. Doğal olarak satılması daha kolay. Diğer taraftan şarj istasyonları ile ilgili olarak da Avrupa'da şu an bütün kıta Avrupa'sında, Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde eğer bir şarj istasyonuna yatırım yapıyorsanız ve bu yaptığınız yatırım otoyola 3 kilometre mesafe içerisinde ise size ülkesine göre değişiyor ama 50 bin euroya kadar hibe para veriyorlar. Yani neredeyse yani şarj istasyonunun yarı maliyeti ortadan kalkmış olabilir oluyor diyebiliriz. Burayı biraz açalım isterseniz çünkü siz de yurt dışında büyük yatırımcılardan bir tanesiniz. Neler yapıyorsunuz? Şu anda gelinen süreci nasıl yorumlamak lazım? Şimdi biz tabii 2 yıl önce bu yola çıktık. Avrupa'da yani Türkiye'de çok yavaş gidince işler. 2 yıl önce çok yavaştı. Yani 1000 tane, 2000 tane araba vardı ülkede. Biz de yatırım yapalım istiyoruz ama şey yok. Yani araba olmayınca da korkuyorsunuz yatırım yapmaya. Dedik ya İtalya'ya bir bakalım. İtalya'da da başlangıç dönemi. İşte Fransa'ya bakalım. İşte Polonya fena değil falan böyle. Şimdi Almanya, Hollanda çok ilerlemişti. İngiltere. Oralara girersek boğuluruz diye birazcık düşünce oluştu bizde. O yüzden böyle bir Doğu Avrupa ve Güney Avrupa, İspanya hariç şey yaptık. Ülkelerde bir organizasyon kurduk. Türkiye ile de bağlanmış oluyor. Yani Türkiye'den bugün çıkıp Polonya'ya, Polonya'dan Fransa'ya bizim şarj ağlarıyla gidebilecek şekilde bir organizasyon kurduk. Geçtiğimiz yılın başında da bu Kuveyt Yatırım Fonu var, dünyanın en büyük varlık fonlarından bir tanesi. Onun sahibi olduğu Renhouse bize ortak oldu bu alanda. Birlikte şu an %50-50 ortaklık altında yatırım yapıyoruz. Avrupa'da işte demin saydım Fransa, İtalya, Polonya büyük ülkeler. Küçük ülkelerde Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan bu tip ülkelerde organizasyonlarımızı kurduk. Hedeflerimizi belirledik, 7 yıllık hedeflerimizi belirledik ve o doğrultuda yatırımları yapmaya başladık. Memnun musunuz ilk sonuçlardan? Şimdi yeni bir iş, yeni bir ülke, orayı öğrenmek, ondan sonra organizasyonu oturtmak, head office dediğimiz yani bu merkez ofisle ülkelerin konuşabilmesini sağlamak, ve uyum içerisinde bunların hareket etmesini
yönetmek bir zaman aldı. Yani biz geçen seneyi birazcık bununla harcadık. Aynı zamanda da 2025 yılında, 24 yılında pardon, yapacağımız yatırımları geliştirdik. Ben organizasyonel anlamda yaptıklarımızdan çok memnunum. Yani bugün Fransa'da veya İtalya'da gözüm arkada değil. Yani oradaki ekipler bu işi kıvırabilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde yatırımlarla ilgili olarak lokasyonlarımız belli olduğu için, yani şu an hani o alanlarda da birçok sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeleri de işte bu teşvik programına soktuk. Oradan gelecek paralar da olacağı için çok rahatlıkla 2024 yılında Türkiye dahil 100 milyon euro parayı harcayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu rakam önümüzdeki yıl 150 ya da 200 milyon euroya çıkacak. Yani katlanarak bu alanda yatırım yapmayı hedefliyoruz. Tabii araba sayısı da katlanarak gidiyor yani. Doğal olarak ona paralel ilerlemek gerekiyor. Sinan Bey, biraz da içerisini konuşalım. Şimdi 2023 yılında %1'lerden %7'lere gelen bir elektrikli otomobil pazarı var. Ki gerçekten büyük bir rakam. 2024'te bunun çok daha fazla artması bekleniyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin elektrikli otomobil stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 2024 yılından beklentileriniz nasıl? Şimdi tabii rakamlar artıyor. Çok mutlu oluyoruz. İşte TOGG'un işte geçen sene hedeflediği rakamlara ulaşması muazzam. Bu sene tekrar ciddi anlamda araç satmayı hedefliyorlar. O da çok güzel. Yeni modeli açıkladılar. Biliyorsunuz CES'te orada beraberdik. Ondan sonra o da çok muazzam bir hareket. Avrupalılar da yavaş yavaş ülkeye gelmeye başladılar. Şimdi bu noktadan sonra teşvikleri iyi yönetmek lazım. Yani şu an 218 beygirin altındaki araçların ÖTV'si eğer fiyatı da 650 mi neydi altındaysa %10 bir ÖTV var. Hedef bu segmentteki araç sayısının satışını ülkede arttırmak. %10 ÖTV ile bu araçlar muadil benzinlere göre çok ucuza gelecek. Çok ucuza gelecek. Bunların şeyi de ucuz. Yani elektriği de ucuz. Şu an Avrupa'nın en ucuz elektriği Türkiye'de. Yani bir açıdan öyle bakın. Şu an biz fiyatlama yapıyoruz. Avrupa'daki en ucuz elektrikli araç fiyatı Türkiye'de. Elektrik açısından. Evet. Ben bir diğer açıdan gidiyorum. Da sorayım peki. Şeye gittiniz, bir şarj istasyonu DC'ye. Bugün verdiğiniz rakam 3 Eurocent diyelim Türkiye'de. Avrupa'da en düşüğü 5. En düşüğü 5 yani. Oraya neredeyse göre de yarı yarıya. Evet yani oraya göre de ciddi anlamda fiyatlar aşağıda. Belli bir rekabet de var. Akaryakıta göre nasıl? Akaryakıta göre zaten çok ucuz. Yani evdeki elektrik çok ucuz. Dışarıdaki de yani %20-30 civarında bir düşüklüğü var. Ama ne yapıyorsunuz? Bazen evde tüketiyorsunuz. Bazen dışarıda. Doğal olarak ortalamasına baktığınız zaman yarı yarıya gelir. Yani benzinliğe göre yarı yarıya fiyatla, maliyetle sirküle edebilirsiniz. Yani dolaşabilirsiniz şehir içerisinde. Bir de arabalar şehir içerisinde daha çok kullanılıyor. Yani %80 arabanızı şehir içerisinde kullanıyorsunuz değil mi? Burada bu araçlar kalkarken elektrik tüketiyor ama yavaşlarken de elektriği tekrar geriye depo ediyorlar. Yani oradaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp depoluyorlar. Bu sayede bu araçlar mesela şehir içerisinde 500 kilometre giderken otobana çıktığınızda 300 kilometre gidebiliyor. Ama şehir içerisinde ortalamada çok daha fazla yol kat ettiğiniz için sizin tüketiminiz de elektrikli benzinli araçlara göre çok daha az oluyor. Doğal olarak yani evet şehirler arasında bu araçlar birazcık sıkıntılı hem menzil açısından hem hız açısından yani yüksek işte menzili korumak için belki yavaş gidiliyor. Ama şehir içinde muazzamlar. Bir kere titreme yok. Titreşimsiz hareket ediyorsun. Ses yalıtımları çok iyi. Sessiz bir ortamdasın. İçerideki konfor normal bir benzinliğe göre çok daha fazla. Hem duruşta hem kalkışta. Doğal olarak yani şehir içerisinde elektrikli araba kullanıyorsanız başka bir arabayı tercih etmezsiniz yani.
Ben o kadar memnunum. Yani ben 2017'den beri kullanıyorum sonuçta. Bir daha aklıma şey gelmedi. Yani normal içten yanmalı alayım. Çünkü motor sesini de seviyorsun. Ben Formula 1 hayranıyım. Evet. Motor sesi olmayan bir Formula 1 olmaz. Yani o motor sesini seviyorum ama öbürünün konforu da apayrı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eurota programından bu haftalık da bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. ZES Eurota programını sundu.